Arkadaşlar, hepinize Kocaeli'nden selamlar. Farklı bir hava var bugün, biraz kapalı, yağmur yağacak gibi görünüyor. Bugün sizlerle BMW Öztorun Oto'ya geldim. Çok özel bir araç inceleyeceğiz, farklı bir otomobil inceleyeceğiz. Dışarıda gözümüzün alışkın olduğu bir otomobil değil bu. Farklı, özel bir otomobil. Yeni BMW 6 serisini inceleyeceğiz. BMW 630 Gran Turismo'yu inceleyeceğiz arkadaşlar. Çok özel bir araç, fiyatı da ona göre tabii özel. Ben sizlere içeride liste fiyatını söyleyeceğim. Aşağıya açıklama kısmına aracın ekstra opsiyonlarıyla, donanımlarıyla beraber olan bir fiyat listesini ve donanım listesini atacağım. Oradan da bakabileceksiniz. Şimdi içeri geçelim. Bu özel otomobili incelemeye başlayalım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum ve içeri geçip incelemeye başlıyoruz. Karşınızda yeni BMW 6 serisi Gran Turismo. Arkadaşlar, 3 serisini incelemiştik, BMW M5 serisini incelemiştik. BMW'de birçok otomobil inceledik ama 6 serisini incelemedik. Sizlerle gelin bu güzel otomobile bakalım. Çok farklı duruyor. GT, yani Gran Turismo, farklı bir tasarımı var. 6 serilerinin sedanlarını daha çok seviyorsunuz. Daha çok seviliyor hatta, öyle söyleyeyim. Ama Gran Turismo da kötü durmuyor. Gerçekten bayağı geniş, güzel bir otomobil, donanımlı bir otomobil. Ve aileler için çok fazla tercih edilebilecek bir otomobil. Çünkü çok rahat, arkası deseniz öyle, ön taraf deseniz öyle. Ve sunduğu şeyler de gayet güzel. Gelin beraber incelemeye başlayalım. Ön taraf gayet güzel. Bildiğimiz BMW 5 serisinin aynı ön tasarımına sahip. Sadece farlarda biraz farklılıklar var. Farın yapısında biraz farklılık var. Tampon detaylarımız biraz farklı. Ama onun dışında bir BMW 5 serisinin dışarıdan bakıldığında zaten direkt andırıyor. Yaklaşalım, BMW laser light'larımız var. Yakından inceleyelim. Bunlarda adaptif far var. Gece sürüşü yaparken önünüzde kimse olmadığında direkt aydınlatıyor yolu ve çok güzel bir sürüş sağlıyor. Herhangi bir araç karşıdan geldiğinde onların ışığını algılayarak direkt kısıyor ve gözünü almıyor karşı tarafın. Gayet güzel özellikler. İki tarafta hem kısalar hem uzunlar mercekli far yapısı var. Burada hemen viraj aydınlatmasını görebiliyorsunuz. Şu mavi detaylar çok güzel. Aşağı doğru baktığımızda burada aktif hava kanallarını görebilirsiniz. Bunlar da gayet güzel. Burada piyano bilek detaylandırmışlar hatta onları. Ön tarafta park sensörlerimiz var ve yan tarafta da görüyorsunuz. Büyük ihtimal bu araçta otomatik parkta mevcut, içeri girince onu da anlayacağız. Bildiğimiz klasik BMW'nin ızgarasını, hatta halk tabiriyle böbreklerini görebiliyoruz. Bunlar kendiliğinde park halindeyken kapanıyorlar. Motor havaya ihtiyaç duyduğunda tekrardan bu kanallar açılıyor arkadaşlar. Yarı otonom sürüş destek sisteminin burada sensörünü görebiliyorsunuz. Hemen burada o. Yukarı doğru baktığımızda da şerit takip sistemi bu araçta var. BMW 630 olarak geçiyor. 6 serisinin 630 olarak geçiyor. En paket güzel donanımlara sahip. Lastikler, jantlar, ya BMW'de en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bu. Jant tasarımını gerçekten çok güzel yapıyor diğer markalara baktığımızda. Şöyle gelelim. T0'larla gelmiş. Gayet güzel lastikler. 245-40R20. Yani 20 inç kocaman jantlar şu an, bakar mısınız? Gerçekten harika duruyor. Şurada zaten M paketi olduğunu gösteren şöyle bir M işareti var. Jantlar çok harika. Ön tarafta herhangi bir yalıtım malzemesi yok. Sadece şurada küçük bir halı var. Aynen, yalıtım olarak burayı sayabiliriz. Bunlar mı? 4 çeker değil. X-Drive değil bu araç. Burada bir M yası var. Aynalarımızın tasarımı çok güzel. 5 kasadakinin aynısı. Şöyle baktığımızda anahtarsız giriş çalıştırma, tabii onlar bu araçta mevcut. Ayrıca bu aracın kapıları şöyle çerçevesi yok. Direkt cam var. Gayet şık bu da. Kapatalım. Kapatınca da direkt camı içine alıyor. Yukarıda bir cam tavanımız var. Şöyle göstereyim. Gayet güzel bir tasarım. Dışa doğru gelen bir tasarım değil. Direkt iç tarafta kalıyor. Yani cam buradan içeri doğru gidiyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bizim hani Passat'larda, Volkswagen'lerde ya da Mercedes'lerde dışarı doğru gelen o cam tasarımı bu araçta yok. Hemen şöyle arka tarafa gelelim. Arka tarafta tamamen yalıtım malzemesi kullanılmış bu araçta. Evet, o Gran Turismo tasarımını arka tarafta hemen görebiliyoruz. Güzel şık stopları var ama bu aracın çok seveceğiniz bir özelliği var. Arka tarafta spoiler detayı var bu aracın. Şu an baktığınızda göremiyorsunuz ama hemen şurada buradaki kanatçık açılıyor arkadaşlar. Hemen onun açılmasını da ben sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar, şu şekilde çok güzel kendiliğinden içeriden kontrol edebildiğiniz bir spoiler detayı var. Tekrardan bu şekilde kapanıyor. Gerçekten güzel duruyor.
Söylemeden geçmeyelim. Bu araç 2.0 258 beygir mild hibrit bir motora sahip, elektrik destekli bir motor. Benzinli bir araç, 258 beygir az bir rakam değil gerçekten. Fiyatına da videonun sonlarına doğru bahsedeceğim. Bakalım tercih edecek misiniz? Spoiler detayıyla beraber çok güzel duruyor araç. Gelin şimdi bagaja bakalım. İşte 630 yazımız var. Wow, kocaman bir bagaj ve inanılmaz bir yükleme kolaylığı sağlayan liftback şekilde. Bakar mısınız? Gerçekten çok iyi. Biz malzeme kalitesiyle devam edelim. Çok güzel bir malzeme kalitesi var. Şöyle baktığınızda zaten hemen hissediyorsunuz malzemenin o hissiyatını. Şurada yan taraflarda sağlık çantasının olduğu gözler var. Onlara büyük ihtimal buraya açtıktan sonra ulaşabileceğiz. Ama hani kullanış olarak hani bir göz tarzı kapatsalardı burayı da güzel olabilirmiş. Şöyle eşyalarınızı sabitleyebileceğiniz bir lastik var. Hemen şurayı açalım. Evet. Şöyle. Araçta stepne yok. Genelde BMW'de hani koymuyorlar. Ram filetleri koyuyorlar. Artık temizleme suyu var arkadaşlar. İçinde de şöyle küçük bir bezi var. Bu şekilde bakın bu direkt açılıyor. Arkadaki o kontrol plağı bu şekilde de tutabiliyorsunuz isterseniz. Tekrardan şöyle de kapatabiliriz. Güzel, bayağı geniş. Burada bir 12 volt girişimiz var. Burada uzun bir led aydınlatma var. Bakın boydan boya giden. Gayet şık. Hemen burada askımız var. Şöyle kapatalım. Buradan da arka koltukları yatırabiliyoruz. Elektrikli bagajımızı kapatalım. Kameramızı gördünüz. Geri görüş kameramız. Arka tasarımda gayet şık. Aşağı doğru inelim. Burada fake olmayan gerçek egzozlarımız var. Sol taraf tamamen gerçek. Diğer tarafa da bakalım hemen. Evet, burada da egzoz çıkışlarımız gerçek arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru bakalım. BMW'nin o süspansiyonlarını görün. Şimdi içeri geçelim. İçerideki detaylara bakalım biraz da. İçerisi harika görünüyor. Buralarda yumuşak malzemelerimiz var. Ambiyans aydınlatmaları var. Güzel bir parça kullanılmış. Hemen aşağı doğru geçelim. Burada da ambiyans aydınlatması görebiliyoruz. Burada yumuş yumuş bir deri var. Gayet güzel hissettiriyor. Hafızalı koltuklarımız gayet güzel. Katlanır aydınlatması. Burada ayarlarını yapabiliyoruz. Ayrıca bunlar rezistanslı ve koyar noktaları sisteminde görebiliyorsunuz. Yan tarafta burada far anahtarımız var. Ön tarafta sis farı yok çünkü BMW laser light'larda öyle bir ihtiyacınız yok. Hemen yukarı geldiğimizde buralarda yumuş yumuş gayet güzel bir ambiyans aydınlatmaları boydan boya gidiyor. Evet, BMW'nin o klasik direksiyonunu görebiliyorsunuz. Burada ısıtmamız var. Direksiyon ısıtmamız gayet güzel. Şerit takip sistemi ve ön tarafta çarpışma önleyicimizin yani aktif kruz kontrolünde ayarlarını yapabildiğimiz tuşlar var. Yan tarafta da radyo ayarlarımız var. Shifter'larımızı görebiliyorsunuz vites değiştirmek için. Gayet güzel. Burası deri. Deri olması gerçekten daha böyle premium hissettiriyor. Hoşuma gitti. Yan tarafa geldiğimizde burada kocaman bir ekran var arkadaşlar. Yani BMW'nin panelini az çok hepiniz biliyorsunuz artık. Bu paneli bütün araçlarında BMW standartlaştırdı. Bir geniş açıdan bakalım. Geniş açıdan baktığımızda da BMW'nin standart iç tasarımını görebiliyorsunuz. Geniş açı biraz bozuyor, onun için çok devam etmeyeceğim. Arkadan biraz daha görüntü alırız geniş açıdan. Kapılardaki o parçalar gene burada kullanılmaya devam etmiş. Şöyle 3 kere bastığımızda BMW'de kontak yapıyoruz. Şöyle bir açılışı var. Navigasyon başlatılıyor. Evet. Bu panel aşikarsınız. Koltuk ısıtmalarımız var. Yani biraz karışık görünse de aslında sonradan alışabileceğiniz bir panel bu. Şu dokunmatik klimalarımız. Gayet güzel. Koltuk ısıtmalarımız. Ayrıca burada da koltuk soğutmalarımız var arkadaşlar. Hemen aşağı doğru geldiğimizde burada iki tane bardaklıklarımız ve burada da kablosuz şarj görebiliyoruz. Buralara bakalım. Buralar da yumuşak malzemeler. Buraya bakmadan geçmeyelim.
Hemen aşağı doğru geldiğimizde vites seçicimizi görebiliyorsunuz. Arkadaki spoiler'ı buradan açıp kapatıyorsunuz arkadaşlar. Buna bastığımızda direkt kapanıyor. Tekrar bastığınızda kendiliğinden açılıyor. Güzel detay, sevdiğim bir detay. Yani bununla sürekli oynarım büyük ihtimal ben. Modlarımız var. Ekranlara geldiğimizde modları göstereceğim ben sizlere. Yan tarafta ekranı kontrol edebildiğimiz bir joystick'imiz var. Hemen şöyle gelelim. Burada güzel bir torpidomuz var. Şuralar gayet güzel hissiyatlı halı kaplama. Type-C girişimiz var. Şurada bir sarı aydınlatma görebiliyoruz. Tabii kolçağımız deri. Hemen şu ekranlara bir gelelim. Ekranlar nasılmış? Burada aracın ön taraftaki alet ekranıyla oynayabileceğimiz bir menü var. Burada haritayı kapatabiliyoruz istersek. Hemen şöyle geniş açıdan göstereyim. Harita görünümünü açabiliyoruz. Tekrardan istersek burada rotayı, ayarladığımız rotayı izlemek için burayı açabiliriz. İstersek de asistanlara baktığımız bir kamera var. Bunlar sürüş esnasında çıkıyor. Şu şekilde göstereyim. Hemen burada BMW'nin kendi animasyonunu görebiliyorsunuz ve yan taraftaki araçları da sizlere gösteriyor. Burada hız istersek ekstra burada ilave edebiliyoruz. Mil olarak gösterebiliyoruz. Mesela burada 0 kilometre yazıyor. Onu ilave ettiğimde aşağıda tekrardan 0 mil olarak gösteriyor. Devam edelim. İlave bilgiler, basit görünümü buradan etkinleştirebiliriz. Performansı, takometre ve performans göstergesi olarak da ayarlayabiliyoruz. Kontrol ekranına bakalım. Bunun parlaklığını istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Sürüş modu görünümlerini buradan kapatıp tekrar açabiliyoruz. Onlar nelerdir? Hemen burada tuşlarımız vardı, göstermiştim. Sport modda bu şekilde. Comfort ve Eco'da maviye dönüyor. Sport moda gelelim. Burada individual yapılandırabiliyoruz bunları. Direksiyon. Burada sport comfort olarak ayarlıyoruz. Motoru ayarlayabiliyoruz. Şanzımanı ayarlayabiliyoruz. Çıkalım. Tekrar Eco Pro'ya geçelim. Comfort ayarlayamıyoruz. Comfort standart olarak kalıyor. Burada Eco limitini burada iptal edebiliriz göstergesini. Uyarıyı burada 130 km'ye ayarlayabiliyoruz. Koltuk ısıtma, iklimlendirme vesaire bunları açıyor konforta. Direksiyonu konforta istersek biraz daha sporta çekebiliyoruz diğer ayarlarla beraber. Evet, geri gelelim. Sürücü desteği ile ilgili emniyet kemeri vesaire, bu park manevra, bunların ayarları var. Dış aydınlatma ayarlarımız var. Bunlara bakalım. Selamlama, kapı kol aydınlatması, zemin aydınlatması gibi özelliklerimiz var burada. Sürüş modlarımız Sport, Individual. Geri gelelim tekrardan. Bu hemen buraya 3 saniye basılı tuttuğumuzda şekilde tüm akıllı sistemler devre dışı diyor şu anda. Çünkü biz kendimiz ayarlayacağız. Kişisel yapılandır diyorum. Mesela önden çarpma uyarısı. Burada erken demiş. Ben bunu istersem normal veya geç diyebilirim. Yandan çarpma uyarısı açık. Şerit terk uyarısı normal, erken. Direksiyon müdahalesini istersek buradan kapatabiliyoruz. İstersek sadece uyarıyor ve buradan açabiliyoruz. 70 km sonrasında müdahale ediyor arkadaşlar. Şerit değiştirme uyarısı var. Yani ikaz. Direksiyon müdahalesi de var bunda. Tekrardan geri gelelim. Burada navigasyonumuzu da görebiliyorsunuz. Kocaman bir navigasyon. Gayet güzel. Ekranlarımız güzel. Yan tarafta multimedyamız da gayet hoş. Hemen şöyle bakalım. Burada güzel halı kaplı bir torpidomuz var. Bunu sevdim. Yan taraftaki koltuklarımız da bu arada hafızalı ve tamamen elektrikli. Baldır desteklerimiz elektrikli. Hemen oturduğumuz yer. Ya şu koltuklara bakar mısınız? Ya M5'teymiş gibi hissettiriyor insana. Şu yanal destekleri gerçekten çok güzel. Bu yukarı taraflarda yumuş yumuş bakın. Çok şık duruyor. Hani spor koltuk gerçekten bir arabanın iç dizaynını çok değiştiren bir durum. Hemen burada karartmalı aynalarımız var. Ben de çok rahatım. Hatta koltuğumu kendime göre bir ayarlayayım ve arka tarafa geçelim. Arka tarafının da rahatlığını göstermek istiyorum. Sizler arkası da çünkü bayağı geniş arkadaşlar. Hadi arkaya geçiyoruz. Bu arada araçta Harman Kardon ses sistemi de mevcut. Buradan da bagajı açıp kapatabiliyorsunuz. Burada M eşiklerimiz var.
Gayet güzel. Koltuklarımızı göstereyim ben sizlere. Koltuklarımızın bütün ayarlarını burada, baldır desteklerini vesaire. Buradan ayarlayabiliyoruz. Şimdi bu taraftaki ayarları bozmak istemiyorum çünkü tam kendine göre ayarlamıştım. Ben arkaya geçelim. Evet, arkası da gayet geniş. Wow, bu özellik güzelmiş. Bakın direkt gözüme bu çarptı. Arka tarafı. Bu şekilde elektrikli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Çok iyi özellik. Hemen geçelim. Bakın burada hemen ilk gözüme çarpan detay, bir GTS'ını görüyorum. İlk dikkatimi çeken o oldu. Buradan hemen perdelerimizi kapatabiliyoruz. Gerçekten çok iyi ya. Ya bir makam aracındaymış gibi hissettiriyor. Sol tarafı buradan bastığınızda direkt kapanıyor. İstersek buradan da şu tuşa bastığımızda sağ tarafı buradan kontrol edebiliyoruz. Evet, kapıyı kapatalım. Vakumlu kapılarımız var. Ön tarafta sanki onu hissetmemiştim. Tekrardan çıkınca bakarız. Kocaman bir ekran var burada arkadaşlar. Burada tabletimiz var. Burada neler de oynayabiliyoruz. Ön taraftaki her şeyi burada kontrol edebiliyoruz herhalde. Hemen hemen. Navigasyon, medya vesaire. Navigasyonu da buradan izleyebiliyorum. Hemen arabayla ilgili ayarlara, gösterge panellerine. Buradan parlaklığını ayarlayabiliyoruz. İç aydınlatmalara bakabiliyoruz burada. Renk olarak bakalım. Mavi, beyaz, yeşil. Bunların hepsini arka taraftan değiştirebiliyoruz. Şöyle bir leylak rengi. Çok yakışıyor ya. Yani bir mor bir aydınlatma gerçekten çok yakışıyor. Evet, şu anda çok güzel oldu. Buradan da istersek aracın iç tarafını kişiselleştirebiliyoruz arka taraftan. Hani bir makam aracına yönelik yapılmış aslında. Çünkü gerçekten arkası da rahat ve buradaki elektrikli koltuklarımız da ona yönelik olduğunu düşünüyorum ben. Hemen şöyle bakalım. Üçüncü bölge klimalarımız bayağı detaylı. Çünkü arka tarafta da koltuk ısıtmalarımız var. Ayrıca koltuk soğutmalarımız da bu araçta mevcut. Harika ya. Hemen burada Type-C ve HDMI girişlerimiz var. Bu şekilde kapatalım. Alt tarafta da iki tane Type-C. Burada da 12 voltluk bir giriş var. Yani araçta özellik üstüne özellik, dolu dolu özellikler var arkadaşlar. Hemen buraya baktığımızda güzel bir kolçağımız var. Şöyle açalım. Burası tamamen halı. Şöyle. Burada bardaklıklarımız var. Şuradan kapatalım şöyle. Güzel, burada krom detaylarla vesaire hoş duruyor. Yukarı bakalım. Yukarıda gün ışığı aydınlatmalarımız mevcut. Ayrıca gece sürüşünde ambiyans aydınlatmalarıyla beraber şöyle mor bir ışık da içeriye gelecek. Bu da çok hoş. Ya bunlar ufak detaylar ama gerçekten kullanacağınız ve aracın iç ambiyansını çok değiştiren detaylar. Emniyet kemerlerimiz bakın böyle M detaylı. Hemen koltuklarımızda M renkler var. Ve ön tarafta kokpite bakalım sizlerle. Evet, kokpitte çok şık, güzel görünüyor. Gelin ön tarafta 258 beygirlik 2.0 motorumuza bakalım. Bakıma bakacaktık ön tarafta. Evet, var. Güzel. Şu BMW'de iki kere çekersiniz. Amortisörlü 2.0'lık twin turbolu BMW motorumuz. Biraz motor arkada konumlandırılmış, fark ettiyseniz. Ön taraf biraz daha bayağı geniş duruyor burası. Bu da ağırlık ayarlamasından dolayı, ağırlığı dengelemek için yapılmış bir şey. Gayet güzel görünüyor. Bakın burada mor tablolar vesaire var. Renkli olması hoşuma gitti. Ve tamamen kapalı, yani öyle ulaşabileceğiniz bir yer yok. Şu barlar vesaire çok güzel duruyor. Motor koruma barları. Burada sadece tek kullanacağınız, bakacağınız şey hemen yan tarafta duran silecek suyunu
buradan kontrol edebilirsiniz. Suyunu koyabilirsiniz. O kadar, başka bir şey yok bu araçta. Burada yalıtım, motor yalıtımı da var. Hemen kapatalım. Sizler aracı nasıl buldunuz? Sizce yeni BMW 6 serisi nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Fiyata gelecek olursak da bu araç şu anda 2.7 milyonluk bir fiyatı var. Gerçekten iddialı bir fiyat. Siz bu rakamlara BMW 630'u tercih eder misiniz? Lütfen bunları yorumlarda yazmayı unutmayın. İncelemenin de sonuna geldik. En son olarak da ben sizlere arabanın anahtarını göstereyim. BMW'nin standart o M anahtarı şekilde görebilirsiniz. Umarım eksik bir şey kalmamıştır. Umarım söylemediğimiz bir eksiklik kalmamıştır. Varsa eğer yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Tabii ki yorumlarda sizlere bunu cevaplarım, eksik kalan yanlarınızı söyleriz. Şimdilik ama videodan bu kadar da. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Güzel inceleme, böyle lüks bir otomobil inceleyelim istedim sizlerle. BMW 630 bugünkü konuğumuzdu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.